Arkadaşlar bunlar çam kozala yeşil olacak. Bunların insanlara da kuşlara da çok büyük faydaları var. Bunları işin sonunda sırasıyla anlatacağım. Bu videoyu çünkü parça parça çekeceğim. Uzun süreli bir videodur. Süresi uzun değil. Yani parça parça mecbur çekeceğiz. 24 saat beklemesi gerekiyor. Bunları parçalayacağım. Göster oğlum. 3 litre suyun içerisinde bu iki tanesini 24 saat bekletiyoruz. Beklettikten sonra kaynatıyoruz. 24 saat bekleyecek ama. Kaynatıp süzdürüyoruz. Bu suyu dolaba koyuyoruz. İnsanlar da bundan içebilir. Tadı acı olur. Bir çay kaşığı bal koyup karıştırıp içebilirsiniz. Bir çay bardağı günlük. Sigara içenlerin özellikle ciğerlerini tertemiz eder. Ben demeyeyim de Google'da var da oku bak anlarsın. Şifa kaynağı. Aramakla bulunmaz. Pek isim yapmadı ama bir Google'da araştırın görün. Şimdi ben bunları kırıp buna koyuyorum. 24 saat bekliyor. Kaynatıyoruz. Ondan sonra kuşlara vereceğiz. 5 litreye bir su bardağı koyup günlük vereceğiz önlerine. Haftada bir gün. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Evet. Yarın kaynatım aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tamı tamına bir saat kaynattık. Bundan sonra soğutmaya bırakıp nasıl kullanılacağıyla ilgili detaylı bilgi anlatacağım inşallah. Evet arkadaşlar, dün bunları suya koymuştuk biliyorsunuz. Şimdi bunları üzerindeki şu şeyi de görüyorsunuz, asitli kısmı. Şimdi bu suyu dökeceğiz. Bunun üzerine önce bu pis suyu bir atmış oluyoruz. Çünkü bunu insan da içiyor, unutmayın. Bu şekilde yapıyoruz. Bunlar bildiğiniz çam kozalağı ama yeşil olmalı. Kurusu olmaz bunun, bilginiz olsun. Tekrar buna su ilave ediyoruz. Suyu kaynattım ben. Bunları bir saat burada kaynatacağız. Bakınız arkadaşlar, bunun içinde ne var, ne işe yarıyor, hepsini videoda anlatacağım size. Bunu koyduktan sonra, evet bunu koyduktan sonra, lan yanlış yeri yakayık biz dedik. Hadi lan. Şimdi bunu arkadaşlar yarım saat kadar, bir saat kadar kaynamaya bırakacağız. Kaynattıktan sonra da bundan kendim de içeceğim, göstereceğim size. Sigara içenlere özellikle ciğerlerini temizler. Tabi bunlarla ilgili YouTube'da da bir illes abiye bakmayın yani. YouTube'da da şey yapın, araştırmasını yapın. İnsana çok faydalı. Ben size hazırlandıktan sonra kendim de içeceğim. İçinde ne var anlatacağım. Bir de şey yapacağız. Siz söyleyin. Kuşlara da ne kadar kullanacağız onları da anlatacağız. Evet arkadaşlar, şimdi biz kaynattık. Soğuttuk. Şimdi de bunu süzdüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu atlamadan izleyin. Sonra anam babam demeyin. Google'dan araştırmayı unutmayın. Hiçbir şeyi kafamıza göre yapmıyoruz. Tamam, bu süzme işini bitirdik. Şimdi arkadaşlar bunu insan da içebiliyor. Denemesini göstereceğim size. Bu acıdır. Onun için buna bir bal katıyoruz. Google'da bize öyle diyor. Acılığını almak için bal katın diyor. İçinde ne var onları da anlatacağım size. Yani önce kendim deniyorum, sonra siz deneyin. Ben yaşarsam siz de içmeye devam edin. Sigara içenlere tavsiye. Ciğerleri çok güzel temizliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkınızı helal edin ha uşakla. Meyve suyu gibi tadı oldu. Yeminle söylüyorum. Sigara içenler her gün bir bardak diyor doktorlar. Google'da yazıyor. İzleyin. Ama balla için.
Şimdi arkadaşlar, çam kozalağında bulunan PN denilen bir malzeme var. Bu kuşların uç solunum yollarına çok iyi gelir. Akciğerleri temizler, bağışıklığı güçlendirir, stresi düşürür, metabolizmayı düzenler, mide ağrılarını giderir, cildi gençleştirir, kış hastalıklarına karşı korur. Yani sonbahara giriyoruz ya, her mevsim geçişte yazdan sonbahara, sonbahardan kışa çok önemli. Evet, performansı artırır. Ne demiştik? Derinin yenilenmesini sağlar. Hıçkırık nefes darlığına iyi gelir. Mineral deposudur. Hani parayla almayın diyoruz ya, kuşlara zarar veriyor, böbreklerini çökertiyor. Mineral deposu balgam ve öksürüğe iyi gelir. Vallahi izledim, paylaştı. Herkes yararlansın. Hem insan içsin, sigara içenlerin ciğerini temizliyor her gün bir bardak. Hem de gruplarda paylaş, facinde paylaş, insanoğlu yararlansın da ya. Bilgiyi dağıtmak da büyük sevaptır. Cömertliğe giriyor, Allah cömerttir, cömert kulunu sever. Videolarımı adamcı bir izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, yorumlarınızı da bekliyorum.